Vize ve finalde çıkabilecek sorular 26. Bu videomuzda ayrık matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. F, R'den R'ye tanımlı fx eşittir. 5. dereceden kök içinde x küp eksi 1 fonksiyonu veriliyor. A şıkkında. Fx birebir fonksiyon mudur? İspatlayın veya aksine örnek verin. B şıkkında. Fx örten fonksiyon mudur? İspatlayın veya aksine örnek verin. C şıkkında fx fonksiyonunun tersi var mıdır? Varsa bulunuz. A şıkkıyla başlıyoruz. Aksine örnek vermeyi ilk olarak düşünelim. X yerine iki farklı reel sayı koyup da aynı sonucu çıkartabileceğimiz durum var mı? Mesela 1 ve eksi 1 koysak aynı sonuç çıkar mı? Aksine örnek verme, eğer ki bu birebirse işe yaramaz. Ki buradaki fonksiyona aksine örnek vermeyi istediğimiz kadar düşünelim. Herhangi bir cevap bulamayacağız çünkü bu birebir bir fonksiyon. Bu nedenle direkt ispatlama yoluna gireceğiz. Bunun yolu f'in içine x1, bir de x2 koyup birbirine eşitleyeceğiz. Eğer ki bu ikisinin sonucunun aynı çıkması sadece ve sadece x1 eşit x2 durumunda gerçekleşiyorsa bu fonksiyon birebirdir. X1 koyalım. 5. dereceden x1'in kübü eksi 1 eşittir. 5. dereceden x2'nin kübü eksi 1. İki tarafta da 5. derece olduğu için 5. dereceleri atabiliriz. x1'in kübü eksi 1 eşittir. x2'nin kübü eksi 1 olur. İki taraftaki eksi 1'ler de birbirini götürür. x1'in kübü eşittir. x2'nin kübü kalır. İkisi de tek derece ise bunun gerçekleşmesi sadece ve sadece x1 eşit x2 iken gerçekleşebilir. Eğer ki burası mesela 4. derece olsaydı, x1 bir x2'ye eşit iken gerçekleşirdi bu. Bir de x1 eksi x2'ye eşit iken gerçekleşirdi ki o zaman birebir olmadığını anlardık. Halbuki tek derece olduğunda tek dereceleri attığımızda x1 eşittir x2 kalır ki bunu sağlayan tek durum budur. Bu nedenle bu fonksiyonumuz birebir fonksiyondur. Şimdi B şıkkına geldik. Bu fonksiyonumuz örten fonksiyonu. Fonksiyonu tekrar yazalım şuraya bir. Yukarıda kaldı çünkü f r'den r'ye tanımlı. Fx'imiz de 5. dereceden x küp eksi 1. Öncelikle aksini örnek vermeyi düşünelim. Eğer ki örten değilse herhangi bir reel sayı yani şunun içinde bu fonksiyonun, bu kuralın çıkartamayacağı bir şey bulunur. Bunun için de öyle bir sayı düşünelim ki x yerine bir şey gelip de onu çıkartamaz. Bunu düşündüğümüzde burada bulamayacağız. Çünkü bir şey örten fonksiyonsa onu aksine örnek vererek tespit edemeyiz. Bu nedenle ispata girişmemiz gerekir. Bunun yolu da şudur. Bu fonksiyonun tersini alırız. Eğer bunun tersi de fonksiyonsa örtendir. Y'ye eşitliyoruz bunu. Kuralını. Tersi alırken o şekilde yaparız. X küp eksi 1. Her iki tarafın 5. üssünü alırız. Y üzeri 5 eşittir. X küp eksi 1 olur. Eksi 1'i bu tarafa atarız. Y üzeri 5 artı 1 eşittir x küp olur. X'i yalnız bırakmak için son hamlemiz her iki tarafı küp kök içine atarız. Küp kök y üzeri 5 artı 1 eşittir x olur. Şimdi işte burada elde ettiğimiz f eksi 1 x. Eğer ki fonksiyonsa bu değer kümesi artık bu ters için tanım kümesidir. Buradan herhangi bir reel sayıyı bu kuralın içine koymamızın bir engeli var mı? Yani şunun içinden herhangi bir şey bunu tanımsız yapar mı? Hayır.
Bunun içindeki her şeyi koyabiliriz. Çıkan her şey reel sayı olur mu buradan? Buradan çıkan her şey evet bir reel sayı olur. O yüzden bunun tersini aldığımızda da fonksiyon olduğu için örten bir fonksiyondur bu. C şıkkına geldik. Bir fonksiyonun tersinin olması için birebir ve örten olması gerekiyordu. Birebir ve örtenliği sağladı. Birisini bile sağlamasa o fonksiyonun tersi yoktur deriz. Fx birebir ve örten olduğundan tersi vardır. Örtendir. Bu nedenle tersi vardır. Tersi vardır. Ve bir önceki adımda da bunu bulmuş olduk. F-1 x 3. dereceden x üzeri 5 artı 1 olur. Bu adımda da aslında şu işlemleri yaparsak hocanın daha çok istediklerini yapmış oluruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.